Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Evet, bugün Furkaner tekrardan podium yaptı arkadaşlar. Hatta bu finallere finalleri de ben Instagram hesabım üzerinden canlı olarak sizlere yayınladım. Bununla alakalı bu videoyu da şu anda siz YouTube'dan beni takip eden sevenlerime aynı zamanda neler oldu, neler bitti ile alakalı yorumlanır mı dinlemek isteyen takipçilerime Hazırlıyorum arkadaşlar. Evet, hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bakalım neler olmuş arkadaşlar. Podyumda hep beraber bir gözlemleyelim bakalım. Sonuçlar nasıl? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere şu anda hemen arkamda podyumu görüyorsunuz. Podyumda görmüş olduğunuz üzere siyahi sporcu bulunuyor. Gerçekten hem kondisyonuyla hem duruşuyla ve pozlamalarıyla beraber gerçekten sırt pozlamalarıyla beraber görmüş olduğunuz üzere gerçekten çok güzel bir form sergiledi. Bu artık bu yorumları da yapacağım arkadaşlar. Yapmadığım için insanlar sanki bu podyumdaki birincileri böyle olimpiyada top 5, top 8 yapacaklarmış gibi görüyor. Bilmeyen insanlar özellikle. Onun için de bu yorumu da katacağım. Maalesef ki bu arkadaşın top 10 yapacağının yakınından geçeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. İlk galatta hatta ilk 3 kolatta da daha zor yer alacağını düşünüyorum. Bilginiz olsun. Olimpiya için konuşuyorum. Olimpiya biletini kestiren arkadaşın sırt sayısını görüyorsunuz. Ve bununla beraber şu anda podyumda görmüş olduğunuz üzere Furkan yer alıyor. Furkan'ın da sırt pozlamasını şu anda görüyorsunuz. Aynı zamanda şöyle bakayım tutturabilecek miyim? Hatta şöyle yapalım bir. Evet. Şu anda Furkan'ın hafif bir pozlamasına bir bakalım şu şekilde. Evet. Furkan'ın da görmüş olduğunuz üzere Furkan'ın da pozlama rutini bu, formu bu. Esasında burada değinmek işte hep şu esasında noktasında da bazı haterların özellikle hep esasında 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 arkadaşlar 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 cümlelerini kullandığımı söylüyorsunuz. Bu benim bir alışkanlığım. Buna takacağınıza biraz esasında anlattığım şeylere kulak verseniz esasında birçok şey değişir. Bana soracak olursanız değişir. Çünkü yıllardır aynı şeyleri söylüyorum. Daha geri vites hiç atmadım. Atmadığım için de şu anda hala aynı rutinde çizgi film gibi izliyoruz bütün olup bitenleri. Neyse şimdi hemen gelelim grup pozlamalarına. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz skalada Furkan Eri görüyorsunuz hemen şurada arkamda. Burada da hemen birinci arkadaşı görüyorsunuz. Şimdi burada ilk başta görmeniz gereken şey şu. Podyumda görmüş olduğunuz herkes Furkan'dan uzun. Ve size olarak Furkan ya hepsinden büyük ya da aynı değerli. Ya büyük ya aynı. Ya büyük ya aynı. Ya bu podium'da çıkan bu siyahi olsun diğer yanındaki sporcular olsun bu işi hiç bilmiyor. Ya da gerçek anlamda ben yıllardır konuşuyorum. Doğru çıkmasına rağmen bu size'ın gerçekten bu noktada çıkmasının sebebini de çok merak ediyorum. Ya neden inatla bu saizle çıkıyorsun? Ya geçen sene ne güzel 74 kiloya düştün. Alt üst dengesini kurma kurması lazım ve alt üst dengesiyle beraber klobaraminin içerisinde polim yapması lazım. Ve bu size gerçekten çok büyük. Yani podyumda gerçekten artık inanılmaz sırıtmaya başladı. Evet burada bir internet gitti canlı kayıt alırken tekrardan geri geldi. Şu anda görmüş olduğunuz sıralama bu. Zaten sıralamada bu şekilde bitiyor. Ciddi anlamda dördüncü olarak bitirdi arkadaşlar Furkan. Burada da görmenizi istediğim tamamıyla şey şu. Furkan yanlarındaki videodan, canlı yayından ve şu anda da karşımdaki görseller neticesiyle daha flu duruyor. Oradaki yarışmacıların hepsi daha kulu. Yani üçüncü olan arkadaşa daha kur. Evet. Şu anda Furkan Atla bir ara tekrardan aldılar. Bu dördüncü ve üçüncü lük sıralaması için Furkan'la bir kıstas yaptılar ama adam gerçekten çok kuru ya. Yani. yani adam kuru yani. Ama bu adamı geçebiliyor olması lazım Furkan'ın. Ama size'a bakar mısın abi? Şu size'a bak, şu size'a bak ya. Ya yani neredeyse arada bir kafa boy var. Ya yani yarım kafa boy var ve Furkan adamdan çok iri. Evet sonrasında tekrardan pozlamalar yapılıyor görmüş olduğunuz üzere. Ve pozlamalar neticesinde de sonuç bu. Evet bu sıralamalar yapıldıktan sonra tekrardan ödüller dağıtılmaya başladı. Ve ödüllerin sıralamasında da sonuç bu arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Evet bütün durum bu. Ve ben gerçekten canlı yayın yaparken şu adamın özellikle yani şu adamın şu modelin Furkan'ı geçmesini yediremiyorum arkadaşlar. Yani ciddi anlamda yediremiyorum. Anormal. Ya anormalden kastım neden anormal? Abi size farkına bakar mısın? Kütle farkına bakar mısın? Bu arada bazılarınız şey diyecek canlı yayını izleyenler şey dedi ya işte kendi adamları filan. Değil arkadaşım değil değil değil. Size'a bak size'a bak. Bir de şu iki adamın size'ına bak ortalamasını al zaten neden Furkan'ın zaten dışarı atıldığını anlarsın. Gerçekten üzücü yani şu adamın duruşuna bak, yani ortadaki adamın duruşuna bak, her şey bariz meydanda zaten arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyorum. Sonuç bu şekilde gerçekleşti. Ee, şöyle bir ekranı değiştireyim ben. Yani yapacak bir şey var mı yok arkadaşlar? Yani ne yapacağım? İşte bitti. Sonuç ortada. Evet arkadaşlar. Sizden de bu görselleri paylaşmak istedim. Bu görsellerle alakalı açıklamamı duymanızı istedim. Hepinize güzel hafta sonları diliyorum. İyi istirahatler.